Japan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzemelerimi getirdim. Şimdi birazdan tepsimi süslemeye başlayacağım. Hatta şöyle şurada çiçeklerim de var, onları da size göstermek istiyorum. Bu çiçeğin adını bilmiyorum ama benim en sevdiğim kuru çiçekler. Buna ben pıtırcık diyorum, ismini çok bilmiyorum. Tepside kullanır mıyım bilmiyorum çünkü bunlar çok dayanıklı olmuyor, dökülüyorlar. Belki masamda kullanırım, çok emin değilim. Yılbaşı çiçeği deniyor sanırım, çok bilmiyorum. Bunlar da canlı bu arada, şey değil, plastik değil. Bunlardan aldım, belki yine masaya eklerim. Bir de bunun adını da paskamya mı öyle bir şeydi galiba, çok hatırlamıyorum. Bunlardan aldım, belki bunları da tepsiye eklerim ya da masa düzeninde kullanırım, çok emin değilim. Şimdi ben malzemelerimi şöyle bir kaba ayırmak istiyorum. Böyle çok karışık olacak çünkü hani neyi kullanayım neyi kullanmayayım çok bilmiyorum. Bütün malzemeleri evden topladım. Sadece bir iki tane şu poşetteki bir iki tane şeyi aldım. Şanslıyım hani, zaten sürekli fotoğraf çekimi yapan biri olduğum için elimde çok fazla aksesuarım vardı. Ben de daha çok böyle bohem havayı sevdiğim için genelde zaten elimdeki aksesuarlar bu şekilde. Şimdi kullanacağım malzemeleri ben bu şekilde koyacağım bir kenara. Elime bu tarz şeyler geçtiği zaman, özellikle hediye paketlerinden kalan şeyleri asla atmıyorum. Mesela şu kurdeleyi Catherine Arley'in bir etkinliğine gitmiştik. Bize güzel bir hediye paketi hazırlamışlardı. Onun üzerinden çıkmıştı ve saklamıştım. NYX Face Awards'a kostüm hazırlarken almıştım. Şöyle hasırlarım var. Bunlar zaten benim olmazsa olmazlarım. Şunu direkt şöyle koyacağım. Şu şekilde talaşlarımdan var. Kozalaklarım var. Bunları ben bu kapı süsleri oluyor ya yılbaşı için. Dış kapıya asılan süsler. Onlar da vardı. Ondan söktüm, aldım. Ve bunu da birisi hediye etmişti bana. Silikon tabancam. Bu da yine bir etkinliğimizde bize bir kendin yap ürünleri satan, el yapımı şeyler satan bir hesap. Hatta bu şekildeydi. Ben bunu çekimlerde kullandığım için sökmüştüm. Ama tekrardan yapıştırabilirim. Şöyle bir odunum var. Yine boyanmış bir kozalak. Bu da yine kapı süsünden koparttığım bir fiyonk. Bu benim olmazsa olmaz hasır yumağım. Bu aslında yapay bir çiçek. Fakat şu kısımlarını kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü güzel duruyor. Şöyle küçük beyaz çiçeklerim var. Aslında canlısını da aldım ama bunları kullanmak çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Şöyle bir makasım var. Bu aslında benim için çok önemli bir makas. Bu benim saç kesme makasım. Kuaförlük kursuna giderken aldım. Ne saçlar kesildi bu makasla. Ben tabii ki de bunu güzelce temizledim. Ve bu şekilde hasırla sarmayı denedim. Yine saracağım. Biraz olmadı buraları. Belki baştan başlayıp ya da üstüne tekrardan ikinci katı sarabilirim. Çok emin değilim. Ve şöyle bir tane şeyim var. Bunu kullanır mıyım çok bilmiyorum. Yani şurasındaki yeşil olur mu olmaz mı? Ve geriye kaldı tepsimiz. Şöyle bir ahşap tepsim var. Genelde bu tarz süslemeleri böyle tepsilere yapıyorlar. Çok büyük olsun da istemedim. Böyle şirin, minnoş bir şey dursun istedim. O yüzden tepsi olarak bunu kullanacağım. Ekstradan şöyle bir iki bir şey almıştım. Şunları şey için aldım. Böyle kürdanların üzerine takacağım. Hani konsepte uyumlu olur diye. Sanki kadifemsi bir yapısı var, dokusu var. O yüzden hoş olur diye düşündüm. Şöyle gold renkte tomurcuklarım var. Bunları nikah şekerlerinde falan böyle yaparken kullanıyorlar. Bir simlisi var. Bir de metal olanı var. Artık durumun gidişatına göre hangisi uyarsa onu kullanacağım. Bir de şöyle yine tomurcuk gibi. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle bir şey aldım. Yani bu tarz şeylerde böyle isim falan çok sevmiyorum aslında. Ama artık bazı şeylerde de baş harfleri olsun dedim. İsim yerine ben de şöyle H ve I aldım. Adımın baş harfini hiç sevmiyorum. Her zaman genelde böyle çubuk gibi duruyor. Neyse ki şöyle bir şey varmış. Nokta verdiler bana. Evet, şimdi görebileceğiniz açıyı iyice ayarlamak istiyorum. Hemen silikon tabancamı bir takayım ben. Bir de böyle kuru otlarım var. Bilmiyorum işime yarar mı? Aslında şuradaki şeylerle falan güzel duruyor ama belki masada da kullanabilirim. Şurada gördüğünüz gibi zımbaları görünüyor bu tepsilerin. Çok böyle şey değil de. Evet, şu an silikon tabancam kusmaya başladı. Bunu tepsimin iç kısmında kullanmak istedim ama biraz geniş geldi. Ama dış kısmına kullanabilirim, bence güzel olur. Hemen deneyeyim hatta. Şöyle şu şekilde şuraya yaparsam bence hoş görünebilir. Şuradaki şeyle de daha uyumlu durur. Bu kısmı kestim çünkü burası biraz fazla açılmış. Burası da çok fazla açılmadan hemen şöyle bir ucuna birazcık silikon geçip şöyle bir elimle onları yapıştıracağım. Evet, tepsimi şu şekilde tutup şöyle bunu parça parça yapmam gerekiyor. Silikon
soğumasın. Şöyle. Şimdi şu kısma geçiyorum. Böyle. Evet, gördüğünüz gibi bu kısmı komple kapladım. Şimdi aynı şekilde şu köşeyi, köşeleri unutmamak gerekiyor. Güzelce silikonluyorum. Dikkatli bir şekilde şöyle üstüne getiriyorum. Şöyle biraz bunun üstüne getireceğim. O yüzden uç kısmına da sürdüm ve bu şekilde üst üste getireceğim. Şimdi bu kısmı keselim. Şimdi biraz da kestiğim yere sürüyorum ki oradaki ipler kalkıp dağılma yapmasın. Yapışsın yerine. Evet, gördüğünüz gibi bence çok 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 tatlı oldu. En azından böyle birazcık daha bohem bir hava kattı. O sadeliği gitti. Yani dediğim gibi ben el yapımı şeyleri daha çok seviyorum. Özellikle benim için önemli bir şeyse, önemli bir günse kesinlikle tercihim her zaman kendin yap şekilleriyle doludur. Madem böyle bir şey hazırlıyorum, sizinle de paylaşmak istedim bunu. Bu arada ürünleri de kullanırken söyleyeyim. Bu tepsiyi pazarda bile bulabiliyorsunuz artık. Tahtekale tarzı ürün satan yerlerde, ev malzemeleri satan yerlerde, hatta pazarlarda çok uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Ben bu tepsiyi 10 liraya pazardan almıştım. Şunu da 1 milyoncu. Ben diyorum ki şimdi bu tomurcuğu şöyle dedim, iç kısma bir geçeyim. Bu şekilde kenarını silikonluyorum. Şuraya biraz az geldi. Şöyle aralardaki boşluklara bakıp oraları dolduruyorum. Bu arada silikonu biraz dikkatli uygulamak gerekiyor bunları. Çünkü köpük oldukları için zaten eriyebiliyorlar. Tam bittiği noktaya bakıp şu iç kısmından kesiyorum ki bu da şeymiş bu arada, içinde demir varmış. Aha, çok tatlı oldu bence. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Şu rampa mı? Bunun bir tanesini şöyle şu tarafına yapıştırayım diyorum. O yüzden bu sıraya da sanki bundan geçsem güzel olacak gibi. Size şu halini şöyle bir göstereyim. Keşke şu an konuşabilsek. Ya bana fikir verseniz ne kadar güzel olurdu. Ben bu otumu şu kısımdan kırıyorum. Evet, şimdi tam şu kısma silikonumu sıkıyorum ve bunu şöyle şu şekilde bırakıyorum. Şurayı da bir silikonlayacağım çünkü ben onu şey yaptım, kestim. Kesince orası bir şey oldu. Yani otlar sanki birbirinden ayrılacak gibi duruyor. O yüzden şöyle silikon sıkıp orayı bir donduracağım. Şimdi kozalak da kullanmak istiyorum. Ama içeride şu yüzükleri şuna koyarız diye düşündüm. Bunun üzerine halledeceğim. Ve makasım olacak yanımda. Hani kozalağa koyacak pek yer kalmadı. Belki bir tane şöyle koyabilirim. Hatta bir tane şöyle, bir tane dışarı şöyle koyabilirim bence. Şunun da bir altını temizleyeyim iyice. Yine kullandığım şeyleri söyleyeyim nereden aldığımı ki. Bunu nasıl diyeyim size, böyle takı malzemeleri satan bir yerden aldım. Dediğim gibi nikah şekerlerinin ya da işte böyle küçük yakaya takılan çiçeklerin falan ortasına koyulan tomurcuklar bunlar.
Bu şekilde 5 lira olması lazım. Ya 5 liraydı ya 6 liraydı. Çiçekleri de pazardan aldım. Çiçekçilerde de bulabilirsiniz. Böyle kocaman bir demetini 10 liraya aldım. Sahile yakın ya da ormana yakın yerde yaşıyorsanız mutlaka bedavaya bulursunuz. Ya da çiçekçilerde de satılıyor böyle. Dekoratif eşya satan yerlerde de satılıyorlar. Oralardan da bulabilirsiniz ama bence eğer yakınsanız sahile falan öyle bir yerden almak çok daha mantıklı olabilir. Şunu şöyle güzelce silikonluyorum. Bunu alıp, burası böyle çirkin duruyor ya, hem orayı kapatmak için hem de daha böyle hoş ve şık dursun diye. Hayır, kırılma sakın. Bu şekilde yapıştırıyorum. Bir tane de şu kısma istedim ben. Şöyle dursun diye. Evet. Diğerini de böyle koydum. Burası gerçekten çok güzel oldu. Şu çok hareket etmesin diye şu kısımlara çok böyle minik bir iki tane nokta bırakacağım ki böyle çiçeklerin bazı yerleri oraya yapışsın ve tutsun. Yani çok da yapışmasın da havada durmasın istiyorum. Aslında bir iki tane gold tomurcuk koyabilirim şuraya ya. Bunları da bu arada takı malzemeleri satan yerlerden aldım. Bence gayet güzel duruyor. Şimdi bunlara biraz silikon sürüp o şekilde sokacağım ki orada sabit kalsınlar. Şöyle kıvırdığım kısma sürüyorum. Daha sağlam tutsun diye. Ve hemen şöyle şu kısma bıraktım. De böyle uzunlu kısalı yaptım ki hepsi aynı şeyde durmasın. Şimdi diyorum ki sadece şurada bir detay var. Bu tarafa da şöyle bir fiyonk yapıştırırsam bence çok daha güzel olabilir. Hani buradan bakıldığında da hoş görünür, buradan bakıldığında da hoş görünür. Tabancam ısınmıştır artık. Arkasını güzelce silikonlayalım. Tam köşe kısmına yapıştırıyorum. Sıra geldi yüzük için bunu kullanacağım. O yüzden önce şu kısmı biraz silikon sıkalım. Şöyle biraz çevireceğim ben. Yüzüklüğümüz de hazır. Şimdi sıra geldi. Makasa. Makası biraz sarmıştım. Şimdi geri kalan kısmını da saracağım. Kısım da hazır. Böyle fiyonk gibi bir şey yapıyorlar. Onu nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Bunu şöyle şuraya yapıştırmak istiyorum. Bunu alıp tam şu orta kısmına makasın yapıştıracağım. Orası kesmeye de engel olmayacak. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi makasım da hazır. Bu şekilde koyacağım. O yüzden harflerimi şöyle şuraya yapmak istiyorum. Ve bandını kaldıracağım şöyle. Şu anda hazır. İ'yi alıp tam böyle, evet, İ'yi yapıştırdım. Okey. Şimdi harfimin noktasını da şöyle koydum. Evet. Bitti. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi ben buraları bir toparlayayım, size bitmiş halini tam olarak göstereyim. Buraya da minik bir topçuk koyduğumuza göre bence tepsimiz çok şık oldu.
Ve bu da tepsimin bitmiş hali. Gördüğünüz gibi bence çok şirin oldu. Şuradakinden bir tek emin olamadım ama onun dışında çok beğendim. Bence masama ve renklere çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tepsinin hazırlığı dışında sizin için bir vlog da hazırladım. Söz vlogu. Eğer ilginizi çekerse, izlemek isterseniz linkini aşağıya bırakacağım. Bilgi kutucuğunda da olacak. Eğer izlerseniz mutlaka yorumlarda buluşalım. Çünkü yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.